Acele Futbol'dan herkese sevgiler, saygılar. Acele Veteranlar Ligi'ne başladık. İlk hafta birbirinden güzel karşılaşmalar oldu. Bugün ilk programımızı Yapma Şerif'inde nail oluyoruz. Burkay Mermer Granit. Ben gerçi Burkay Granit Mermer mi? Mermer Granit mi? Karıştırıyorum ama ilk haftanın galibi Burkay Mermer Granit oyuncularla beraberiz. Evet, Ali, Yusuf ve Serkan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biz de hoş geldiniz. Evet, biz de hoş geldik. Evet, biz neredeyiz? Bu programı nerede yapıyoruz? Varsak'ta, tam köprünün başında. Şifa Hastanesi'nin yanında Son Umut, değil mi? Yanılmıyorum. Son evet. Umut, şey Son Umut emlak diyormuşum, tamam mı? Facebook. Tabii işin şakası. Son Umut, Facebook'tayız. Ali Birdal'ın sahip olduğu bir yer. Ufak bir ona soracağız, hani yerle ilgili. Çok da memnun kaldık sağ olsun. İyi de ağırladı bizi, ağırlıyor daha doğrusu. Evet Ali, şöyle bir ufak bir şey alalım senden, yani işleriyle ilgili program başlamadan önce. Çok güzel bir yer. 2010 yılında hastane hizmete girdim burada. Daha önce zaten biliyorsun burada oturuyordum, öyle bir şey yoktu. hastane hizmete girdikten sonra biz de burayı fast food yapalım dedik. Güzel temiz bir gıda yeri yapalım. Hastalar gelmeyince mi? Yani, çok hastalar gelmeyince. Çok hastadan ziyade sabit müşterimiz var. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Temiz bir yer yapalım dedik. Buradan Sütçüler Kavşağı'na, buradan otolara kadar, Varsa'ya kadar, Müdençel Arası'na kadar yemek götürüyoruz zaten. Kömür işinden sonra bu işe başladık. Masa sandalyemiz zaten devam ediyor. Diğer kendimizin önce Allah'ın sonra bizim ölene kadar bekçisiyiz. Temiz bir mekan olduğunu düşünüyorum. Evet öyle. Yani geçincememizi bu şekilde sağlıyoruz. İşte turnuva maçlarına gidiyoruz. Böyle devam ediyor hayat. Evet. Yani çok güzel bir yer. Çok rahat, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz çok memnun kaldık. Sağ olsun. Bu arada bir bulma programı da yapmışız. Yemekteydi, hoş geldiniz. Evet, Ali, Yusuf abi sen de abi gibi bizden yaşa büyüksün zaten. Saygı duyduğumuzu diyor. Burada hepimiz 80'liyiz. Sen de mi 80'liyiz? Şey kapatıp falan dedi. 82 mi ben? Yine abi diyeceğim ben 80. Ya. Gerçi ben de 82'yim de aynen ben yani. Mayıs ayı. Neyse saygıdan artıyorum tabii. Evet Yusuf, sen de hoş geldin programıma. Hoş bulduk. Serkan sen de hoş geldin. Evet ben Ali ile başlayayım ilk önce. Ali şimdi bir turnuvaya katıldınız, Veteranlar Ligi. Acele'lik biz, dördüncü senemiz bu. Yani varsa da gelelim, orada bir ismimizi duyuralım dedik. İlk hafta geride kaldı. Sen ne gözlemledin yani? İlk önce onu soracağım, sonra maçla ilgili. Yani, turnuvayla ilgili gözlemler nasıl oluyor? Yani, bir kere takımlar arasında çok büyük bir uçurum yok. Yani aman aman. İşte yani 15'e 1, 20'ye 1, 30'a 1 böyle biten bir maçlar yok. Yani herkes belli bir yaş aldığı için zaten bizim 35, 36, 38, 40 yaşından sonra enerjimiz zaten belli yani. Vereceğimiz enerji belli. Yaş ilerlediği için takımlar arasında uçurum olmuyor. Bu en büyük avantajımız. Yani bütün takımların her şeyi yapma lüksü var. Her şeyi yapma özelliği var. En alttaki takım gidip en üstteki takımı yenebilir. Yani bu turnuvanın bence güzel yönü, yani 30 yaşın altında olmaması. Şu an şimdi biz hepimiz mesela esnafız, evet. Hepimiz aile geçindiriyoruz, çoluğumuz çocuğumuz var. Şimdi gençlerle oynadığımız maçlarda arkadaşlar beni bilir. Bir makas, iki makas, üç makas atarlar, ondan sonra ben vurduğumu indirdim. Ama yani top oynamadan ziyade iş dalgaya döküldüğü zaman, çünkü bizim enerjimiz belli. Onların enerjisi belli. Bizi üç kere, dört kere katlarlar beşe. Biz de ne yapacağız? Tecrübemizi kullanacağız burada. Beyinle oynayacağız. Rakipler de 35 yaş, 30-35 yaş arası olduğu zaman problem kalmıyor. Onlarınla bizim fizik gücümüz arasında hiçbir fark yok. Çünkü yaşlımız, aynı yaştayız. Onun için güzel bir turnuva. Yani biz daha önce turnuvalara katıldık, doğru mu Yusuf? Bir turnuvaya gittik aynen. Mesela. İsim vermiyorum. Yani 15'e 1 yenildik. Çoğu tanıyalım. Her mevsim zaten. 15'e 1 yenildik yani. Çünkü turnuvada şu esas, bu turnuvanın en büyük özelliği belli yaş grubuna hitap etmesi. Eğer bu turnuva herkes açık olmuş olsaydı, 18 yaşında 5 tane genç gelirdi, bizi çapıt ederdi. Yani girdiğimize gireceğimize pişman olduk. Ama burada bütün takımları bizim şu an yenme olasılığımız var. Mesela geçen hafta biz favori belki değildik. Kimse bizi bilmiyordu. Rakip oturmuş bir kadroydu. Ama sonuçta hepsi 40 yaşında. Evet. Biraz onlardan fazla koştuğun zaman, biraz fazla ter döktüğün zaman
Maçı aldık gitti işte. Bir güç puan. Yani güzel şimdi mi? Burada bir haber verelim. Yani bir haber niyetine. Arkadaşlar Ali ile oynadığı zaman üçüncü çalımı yapmayın, dördüncü çalımı. Yani dörtte kesiliyorsunuz. Sağlığını da çalışıyor. Yani burada da size de bir iyilik yapmış olalım yani. Evet, ben çok teşekkür ediyoruz. Evet Yusuf, sen de devam edelim. Yani turnuva başladı. Çok kısa turnuva ile ilgili düşüncelerini alalım. Sen de geldin, gittin. Birkaç karşılaşma izledin. Maçları izledim. Maçlar güzeldi. Evet. Ali'nin de dediği gibi şeyden de izledim. Yani canlı olarak izleyemesem de YouTube'da koymuşsunuz. İzledim. Çok öne çıkan takımlar yok. Üç tane takım gördüm. Soft Office, Özlem İşaret. Diğerleri şey yapmasın şimdi. Ulan bunu yok, söylemedim falan diye. Neyse, yani bilmiyorum ama ben öne çıkan iki takım görüyorum. Skor olarak da yani. Yok, skordan ziyade şey olarak da iyi görüyorum. Ben onları favori olarak görüyorum. Kendimizi de belli bir noktaya kadar gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki çıkabileceğimiz yedeklerimiz de çok sağlam. Ve biz bu bölgede olduğumuz için genelde rakipleri de az çok tanıyoruz. Tanıdığımız için iyi, şu an için herhangi sıkıntılı bir takım görmedik. Bu arada takım kaptanlarına da bir şeyler söyleyeyim. Ya biz burada yenmek, yenilmekten ziyade böyle daha dürüst, yani kimse 30 yaş altıyız, şey getirmesin. Kuralları zaten yazmışsınız, sert olması kuralların benim için iyi. Niye iyi? Ya ben sadece oraya zevk almaya ve o oradaki ortamı hissetmeye gidiyorum. Yani kamera çekimi olsun, şey olsun, hepsini hissetmek için gidiyorum. Yani yenmişiz, yenilmişiz, tamam, yenmek güzel bir şey, bu da önemli ama biraz daha dikkatli olurlarsa kaptanlar bu konuda daha yardımcı olacak. Hiç sormadım soruları. Ben bütün cevabını aldık. Bundan sonra o zaman biz Yusuf'a sormuyorum. Bize değil mi? O konuda. Şimdi ben diyormuşum ki Yusuf'a ne sorsam, hadi şeyle ilgili sorum, maçla ilgili sorumu diyormuşum. Yusuf bugün evde değilim, o maçla ilgili konuşuyoruz. İşin şakası da bu. Çok teşekkür ediyoruz bu bağdaştırıcı cümleler için. Serkan sen de devam edelim. Sen de forvet'te oynuyorsun herhalde. Yani tam böyle köşede. Forvet. Yok, geçen gol atırmak aklıma geldi. Üçgen asansör maçındayız. Durmuş 6 tane gol attı şu anda, gol kralı. Adam dedi ki röportajda maç sonra, dedi ki ben dedi işte gidelim, çok güzel goller attım falan. Ben gizli golcü olarak dedim. Ya sen gizli golcüysen de. Ben gizli golcü için de geçerim. Ben gizli benim için de geçerim. Yani burada forvetlikten ziyade arkadaşlara attırmak daha ön planda. Yani topu indirip arkadaşlara attırmak daha ön planda. Ama işte orta saha biraz yavaş kalıyor bizim. Onun için yedek kadroya biraz daha... Besleyemiyorlar bizi. Niye bize laf atıyor? Yani biz besleyemiyoruz, arkadaşlar tanıyor. Sonra şey diyelim, şimdi Kare maçında ben yani sizi Kare'yi iyi kötü biliyordum. Şimdi devam eden turnuvamdan dolayı Turva, Antalya bunların takımları da yani iyi bir takımlar var ama sizi bilmediğim için ben çok ön yargı yaklaşmadım. Yaklaşmadım yani, onlar da çok yaklaşmadı ama bir Yusuf abiyle biz bir konuşmamızda hani ya bize işte ilk hafta çok zor bir takım geldi falan filan dedi. Nasıl geçti? 4-3 yendiniz. Güzel bir karşılaşma. Çok güzel bir karşılaşmaydı. İlk yarıya üstün oynadık. İkinci yarı artık o 30 yaşın üstünde olmamızın biraz gelmiş olduğu şeyden dolayı performansımız düştü. O yüzden 40 dakika yapacağız. Evet. Onun için biraz daha ikinci yarı durduk ama yine de güzel bir karşılaşmaydı. Temiz oldu. Hiç puan öyle çok şey olmadı. Çok temiz. Yani nasıl bu efsane bir yani. Evet, sonunda bir nasıl geçmiş oldu? Ben hayretler içerisinde kaldım. Nasıl geçmiş? Ya zaten bilim belki emiyiz. Kafayla dibine daldı, gönderdi. Dibine dalmasa topu mümkün değil gol atması. 3-3 skor. Musa pasını verdi. Şimdi Osman önü boş. Pasını verdi, bomboş. Bakalım ne yapacak ağlarda, gol. 4-3 skor işte, gol gol gol. 4-3 oldu. Kupon geldi, kupon. Evet. Aynen, bravo. 4-3 skor. Atlas'ın gayretleriyle başarısıyla gol geldi. Bir de herkese tebrik ediyorum. Gerçekten. Çok efendiler. Çok efendiler. Diyorum yani. Yeniliğiniz için değil. Yani fark etmiyor. Şimdi onlar benim daimi, şimdi şöyle bir şey, hani insan aynısıdır. Şimdi onlar daimi benim takımım, daimi takımım. Yani bu demek değil mi ki onlara ekstra bir artımız var diye. Benim burada getirdiğim 7-8 tane durum var. Çok güvenliğe inanmak istiyoruz bu arada. İnşallah yani. Bizim, yani şöyle söyleyeyim, onlar bize, şimdi konuyu açacağım ama tabii çok dikkat dağıtmıyorum ama hani onlar bize bir inandılar, güvendiler. 3 yıl, 2 yıldır beraberiz.
Yani ayakları da kırılırsa, onlar bize her zaman dediler. Yani senin arkandayız biz, ayağımız da kırılırsa biz... Lafını kestim ama toplantıda da konuşmuşuldu, bir muhabbet çıkmıştı. Bir ara hani sizi bir teklif gibi bir şey olmuştu, hani maçta bir takımın birisi şey yapmıştı. O zaman söylemişlerdi zaten. Yani o takımlar söylemişlerdi sizi. Ya onlar öyle bir takım ki ya, tabii ki insanlar hani çok kaymaksızda kesildi yani. Bir adam böyle kendinden toplamış, beni çağırdılar. Yani şimdi organizasyon sahibi çok önemli bir şey bu yani. Hani işte beni böyle üzgün görmüşler, stresli falan. Bir dönem gerçekten büyük stres yaşadım bu cezalardan dolayı. Ama yani ben onlara kefilim yani. Ama tabii ki buradaki Varsak'taki takımlar var, 3-4 kişi. Yani siz de öylesiniz. Yeni yeni tanışıyoruz. İnşallah yani devam ederiz. Ali sen de devam edelim. Maç güzel kurtarışlar yaptın gerçekten. Yani özellikle Mustafa'nın pozisyonu hatırlıyorum. Sağdan böyle sen de izlemişsin. Musa evet. Sağ olsun kardeşim. Canım benim Musa. Kıyamam. Adam topla geçiyor. Musa arkasından bakıyor tabii ki. Adam bizi yatırdı, kaldırdı bu yaştan sonra. 101 kiloluk cüssede. Yerde yuvarlaktınız. Ama şunu söyleyeyim. Çoğu zaman derler ki mesela kaleciler için yağmurlu hava kötüdür. Aslında tam tersine iyidir. Eldivenin profesyonelse topun ıslak olması veya zeminin ıslak olması hiçbir şeyi fark etmez. Ama oyuncular için topun ıslak olması halı sahalarda daha dezavantajlıdır bence. Ayağında top tutamaz, pas yapamaz. Şunu açık yürekle söylüyorum maçtan sonra da. Mesela arkadaşlarla konuştum, ben bunu paylaştım. Eğer saha kuru olsaydı oturmuş takıma karşı biz belki bu 3 puanı alamazdık. Açık net. Şimdi onlar birbirini çok iyi tanıyor. Bu bir. Biz ilk defa oynadık. Yani daha önce biz hiç şu 6 kişiyle, yani şu 6 kişimizle ya diyoruz ki hazırlık maçı diye kimse yanaşmıyor kardeşim. Ya şimdi hazırlık maçı diye benim işim var. Benim turnuva maçı olunca herkes mecbur geldi. Onun için ilk defa oynadık. Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ha tanıyoruz ama o başka bir takımda oynadım. Ben başka bir takımda oynadım. Serkan hep rakip olduk birbirimize. Yani futbol işi... Gençler vardı. Serkan'ı besliyorlardı. Gençleri çıkardık. Gençler büyük. Abi bizi niye çağırmıyorsunuz? Abi bizi niye çağırmıyorsunuz? Çağıramayız çünkü siz yarın bizimle oynamayacaksınız. Yarın biz 30 yaş üstü çıkacağız. Biz sizden faydalanamayacağız ki. Yani sizden faydalanamayacak olsak tabii. Sen de gel oyna. Tabii. Ha böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama zeminin ıslak olması bizim avantajımız oldu. Çok takımlar birbirini tanısa bile oyuncuları, hava şartları, topu kontrol etmez. Mesela benim hatalı olarak yediğim gol, Abbas Bey sağ olsun, ayağından kaçırdı, top taca çıktı. Yusuf'a bırak dedim, Yusuf altından kaçmadı. Armut gibi gol yedik yani. Hoş et yani. Bak şimdi. O golü kimse yemesin. Evet, taç atışını kullanacak Erkan. 3-2 skor Erkan. Kaleci Ali kaçırdı. Gol pozisyonu, top ağlarda gol. Ali hata, evet topu gerçekten büyük şanssızlık Ali için. Ve evet fırsatçı bir rol. Ali'nin bu hatasını, fırsatı değerlendirdi ve 3-3 oldu skor. 3-1 iken 3-3 oldu. Mükemmel bir karşılaşma. İzlediğiniz maçı bilmiyorum. Şimdi ben eğiliyorum. Son eğil izlememe şansı var mı maçı yani? Hayır. Maçı anlatamıyorum. Yok, yani. Şeyden izlediğiniz, unutmuş olabilirsiniz sürekli şeyleri. Tutuyorsun topu tutuyor. Tuttuktan sonra ne yapıyor? Önündeki rakip futbolcunun önüne bırakıyor, gol yiyor. 3 tane bizden var, 1 tane onlardan var. Onların önüne bırakıyor. Hata mı? Tamam. İyi kaleciler kötü goller yer. Bravo. Bunu herkes biliyor. Gerçekten doğru söylüyor. Sucu da üstü bağlı. Bunda ben yedim olur. Yağmadan dolayı top hiç tutulmuyordu. Yani ileri topu indirmeye çalışıyorum. Yavaşlattayım yani. Durdurayım diye şey yapıyorum. Top kayıp gidiyor. O yani maçta gerçekten yani. Serkan'la biz şöyle bir durum vardı. Havanın şartlarından dolayı biz oynayamadık. Ali iyi oynamış bilmiyorum ama biz şartlardan dolayı biz oynayamadık diye düşünüyorum. Sebebine gelince top ayağımızda tutamadık. Tutamadığımız için ya taça çıktı ya bir yere çıktı. Topa ya da uzun oynadık. Boy uzun olunca ortalama orta yapmaya çalışıyoruz. Top kalkmıyor. Islak ağırlaşmış. Evet. Kalkmadığı için de şey yapamıyoruz yani. Biz etkilendik tabii. Sonuçta yendik yani. Evet, biraz da soru cevap gidelim. Bir de konuyu dağıtmadan kısa kısa. Hani şimdi takımla ilgili mesela şimdi sizi izleyecekler önce de diğer takımlarda. Bu programda çünkü bütün maçların işte analizleri falan oluyor. Kendi takımınızı nasıl özetlersiniz? Artı yönleriniz, eksi yönleriniz çok kısa bir şekilde alabilir miyim? Artı yönleriniz ne takım olarak? Gerçi tam bilmiyorsunuz. Şimdi artı yönü, yani bizim takımın zaman. Artı yönü mesela takımımızda şu an yedeklerle beraber
en az 6-7 tane eskiden gençliğinde amatör kümede top oynamış oyuncular var. Futbolu istediği zaman beyniyle oynayabilecek oyuncular var. Futbol zaten dedim ya basit oyun. Biz bu yaştan sonra fizikle oynama şansımız olmadığı için biraz da kafamızla oynayacağız. Şimdi bizim yedek kadrodan 4 tane oyuncu var. Yani bu 4 oyuncunun 3'ü zaten eski amatör. Abbas eski amatör, ben eski amatörde oynadım zaten. Yani 95-96 yıllarında oynadık. Bu bizim avantajımız. Yani öyle deme, futbol bilgisi gerçekten avantajdır yani geçmişte oynamak. Evet. Yani rakiplerde ne var gerçi onu da bilmiyorum ama. Kısa bir şey. Bir an koltuğu Ali'ye vermek istiyorum abi. Yani hani ben yetişemediğim zamanlar... Ben güzel bir sıkıntı yok. Sağ ol. İnanılmaz iyi renk katıyorsun valla çok. Yani... Çok iyi renk katacak abi ya. Aynen. Bu turnuvanın işte güzel olan bölümünü demin de söyledim yani. Her takımın birbirini yenme şansı var. Yani böyle kopup gitme yok. Lig usulü olması çok iyi. Mesela daha önceden biz çok turnuvalara katıldık. Takımımız ha ya konum. Konum orada muhabbet hayır ya. Yusuf Ahmet senin Ali'yle bulaştı yani. Takımımız iyi. Hadi görüşürüz oğlum nasıl? Ya bu ne yeri diye falan. Konuş, konuşmayı çok tehlikeli için. Şu olay. Yani şunu söyleyeyim. Özetliyorum. Ben de yararlanacağım. Takımda izleyelim diyormuş ulan şu Ali'ye bir gol attıydı. Ben hariç. Böyle çıkaracağım. Takımda ben hariç. Benim tahminim herhalde 85 kilonun üstünde adam yoktur. O da bir avantaj. Yani 30 yaş üstünde. Zayıfız. Fit takımımız yani. Takımda oyuncular var. Öyle göbekli, darmadağın. Efendime söyleyeyim. Boyu 1.60, kilosu 90 kilo adam yok bizde. O bir avantaj. Formunu yakaladığı zaman 3-4 hafta sonra bizim takım... Ben maçtan sonra da söylemiştim. 3-4 hafta geçsin bizim takım çoğu takımdan iyi duruma gelir. Evet. Olabilir. Zaten 4. haftada başlayan herhalde şeylerimiz kesin. Eşitlerimiz. Aynen öyle. Kusura abi sizin artılarınızı, eksilerinizi... De bakalım hadi. Uzun bir şekilde değil mi? kısa bir şekilde. Evet biz yedeklerimize çok güveniyoruz. Oynatmayacağız sizi adamlar. Ben bir yedeğiniz olsam bu hafta, size güveniyorsa oynamayın. Bu hafta biraz yedek ağırlıkla çıkacağız. Ama işte bir dezavantajımızdan bir tanesi de yedeğimiz iyi olduğu için bu sefer aslarda sıkıntı çıkacak bizde. Onu artık kendi aramızda değerlendirip bugün bir toplantı yapacağız. İstiyorum hemen söz hakkını aldım. Sağ ol kardeşim verdin. Hüsnü başımı söyle. Futbolda şu var. Kısa bir şekilde hani. Futbol şöyle. Söz hakkımı alıyorsunuz. Bu programda ben de konuşmak istiyorum. Ben kaleciyim değil mi? Benden eğer bak yedek benden iyiyse o oynasın. Yusuf, orta saha mı? Eğer kadromuzdaki 16 kişiden, 16 kişi doğru mu? Yanlış hatırlamıyorsam, 16 kişi, 15-16 kişi. Eğer Yusuf'tan daha iyi orta saha varsa, o oynayacak. Futbol bu. Kim formdaysa, kim daha iyisi oynayacak kardeşim. Ben darılmam, gücenmem. Yeri geliyor bu fon yedek kalıyor, formsuz oluyor, yerini başkasına veriyor. Çok güzel. Dünyanın en iyi kalecisi. Abi benden iyiyse onun oynaması lazım. Futbol bunu gerektirir. Bu takım oyunudur. Sonuç Serkan ne dedi az önce? Mesela benim gol atmam önemli değil ama iki tane asisti var Serkan'ın. Belki gol atamadı ama iki tane asisti var. Bu takım oyunu olduğuna göre Serkan formda penaltıyla Serkan kazandırdı. Vurdu. Ne oldu? Üç gole Serkan katkıda bulunmuş oldu. Ne oldu? Hakan Şükür gol mü atıyordu? Atmıyordu. Ama iki kişi onu tutuyordu. Ötekiler atıyordu. Veya top indiriyordu onlara. Serkan'ın pivot santrafor özelliği var. Takımımızdaki belki turnuvanın en iyi, çok iyi kafa topu indirir mesela. Aynen. Çok iyi kafa topuyla asist yapar. Sırtı dönük oynar. Şimdi ben kötüysem veya ben kötü olmamaya gerek yok. Ben yedek kalıcı veya benden iyiyse o oynasın. Sen hep yedek ben izlerim. Kalırım ben. Takımın menfaati için her şeyi yaparım. Programa niye geldim bilmiyorum ama yedek kalırım ben. Bu bir yedek, yedeksin. Ben de varım. Şimdi neyse biz takımımıza daha fazla girmeyelim. Biraz daha üzerine açıklarımızı vermeyelim. Evet, açıklarımızı vermeyelim. Bunu biraz sonra hep beraber oturup konuşacağız. Yani önümüzdeki maç bizim için çok önemli. Artıları çok... sevgilerinizle ilgili soru sormuştum. Yani evet. Onu, ne biraz artılar, eksiler? Eksilerimizi ben söyledim ama biraz önce. Artıları alayım. Artılarımızda yedeklerimiz çok iyi. Yani artıları da söylemiştim. Hepsini söylemiştim. Bence Serkan Ali evet Ali. Biraz konuyu da söyle. Konu da aldığı için program. Evet Serkan sence evet. Kısaca hani ben bir şey yapmıyorum. Serkan orada hala yetim çocuk gibi duruyor. Evet, yer değişebilir. Yani kaptan ailem ben seni düşünmüyorum. Yani kabaca program öncesi. Herkes hata yapabilir. Aynen. En büyük eksikliğimiz daha önce bir arada oynamadığımızın eksikliği var.
Yani daha yeni yeni tanıyacak. Bu da yani bizim 4-5 haftamızı bulacak şey yapmamız. Yani takım olarak oturabilmemiz için. Daha önce oynadık tabii. Yusuf Gül dediği başka yıllar karşılıklı olarak oynadığımız oldu. İşte bizim en büyük eksikliğimiz bu. Ha, diğer yönden bizim yani yedeklerimiz çok iyi. Yani kalecimizden yani ilerisine kadar yedeklerimiz çok iyi. En büyük artımız da bizim bu. Yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda bunu biliriz. Biz bu sahayı çok iyi biliyoruz. Sağda, buradaki sahada oynadık. Çak. Artı 40 kilometre ileriden gelenleri duyduk. Yani yol yorgunu olanları duyduk. Sahra ben şu anda şu anda biz o rakiple oynayacağız. Bu hafta onlarla oynayacağız. Bilmiyorum. Eğer burada kampa girmezlerse yani bizim maç gününde bir de program yaptık. Bilmiyorum artık. Yani izlerlerse. Tabii izliyorlar. İzleyecekler. Özellikle bütün oyuncuları biz WhatsApp çok izledik. Bütün herkesi izlesin yani. Yaklaşık 55 dakikalık program. Biz bu bölgenin şey olduğumuz için hem sahayı biliyoruz hem oradaki insanları bu rakibi değil ama çoğu rakibi tanıdığımız için bu da bizim için bir avantaj. Ev sahibi olma avantajımızı kullanacağız. Bu kadar basit. Taraftarsa taraftar. Yarız oraya. Serkan Bey. Yani taraftar olarak en büyük avantajımız var yani bizim bu çevrede olmamızdan dolayı. Evet. Çevre olarak yani. Şimdi bu da bir artınız yani taraftar. Az sonra, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Az sonra Karya oynadığınız takımın işte takım kaptanı ilgisi veya bir görüşme yapacağız, telefon görüşmesi. Onunla ilgili de bakalım neler söyleyecek ilgisi abi. O maçla ilgili yorumlarını almak isteyeceğiz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, maçla ilgili çok kısa bir değerlendirme yapayım. Maçı anlattığım için yani. Hani Hüsnü abi dediği gibi siz de izlediyseniz tanırım bana. Şimdi Ali çok heyecanlıyım. Ben onu pozisyondan bahsetmiştim. Şimdi eline vurdu ya, şimdi sürekli bana onu suç buluyor. Şimdi o pozisyonu isterseniz bir daha. Hatalı yediği golü. Hatalı yediği golü. Şimdi burada 100 kişi izletse, tutuyor elinde. İzlediğin dediğim oydu, ben maçtan bahsetmiştim. Buyurun zaten. Yani dediğin çok doğru. İyi kaleci hatalı gol yer yani. Ya çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Messi bile kaçırıyor yani. Messi bile bazen bomboş kaçırıyor. Ya ben yani. Ben kızmıyorum. O anda kızdım. Çok kızmış. Ya şimdi Ali'nin şöyle bir özelliği var. Ateşleyici olması yani ateşliyor bir şekilde ayakta tutuyor. Ama golle 3-3'e geldi maç. Ya o kadar Osman bile neredeyse. Neyse. Ama şimdi Osman ayıp şey olacak ama alacağım ben de diye. Yani o dedi diye geldi. Şimdi şöyle sorayım. Çok kısa. Şimdi çok da aşırı derece, şimdi çok profesyonel bir şey olmadığı için yani aşırı profesyonel bir olay olmadığı için hani çok da böyle sorumluluk yüklemek ister istemez geride şey yapabilir insanı yani biraz daha böyle yani her zaman pozitif yerine göre negatif şeyler söylemek bence tabii önemli yani yani 3-3 olma o top oraya kadar gelmemesi gerekiyor ona bakarsan yani sadece kadeh sorunu değil yani. Bir karşılaşmada o top oraya geliyorsa son anda bittiği için biz hani bitiş insanlar hep bununla zaten hem başlangıç hem bitiş olarak kaleciliğin ev sahibi sebebi bu biraz az öyle geliyor şimdi yani, kaleci 10 tane top çıkartır, işte böyle bir tane hatalı top. Gol yediği zaman kaleci kötüydü. Kendi takımımız arasında uğraştık. Osman çok, yani gerçekten gözüme inanılmaz çarptı Osman. Yani yaşına göre, gerçekten hani baktığında o da iyi bir aile babasına benziyor. 80'li arkadaşımız. 80'li ama bir de belinden şey. Rahatsızlığı var Osman'ın, onun için zorlayamıyor kendini. Osman normal değil. Abbas zaten oynadı futbolda. O profesyonel, ona biz yani Abbas... Maçın kaderini... 1978 doğumlu Abbas. Tam 40 yaşında. Ama hepimizi yani, solda sıfır bırakır. Yani açık net. Fiziği, dinamizmi, sigara zaten hayatında kullanmamış. Kötü alışkanlığı arasında hiç yok. Ya. Yok yok. Bakar da biz onu yenerken içiyor arasında. Yenisi zaman morali bozduğu zaman ama. Şimdi benim de şöyle bir yapım var. Ben sahaya girdiğim zaman oyundan 50 dakika mı bu? 50 dakika kopmayacaksam sürekli defans uyarırım, maçın içine kopmam, bağırırım, çağırırım. Ben defansa görüyorsun. Ha, gördüğüm için mesela o Musa beni perişan etti bilmiyor. Musa adamı önüne al. Çünkü defans oyuncusu adamı önüne almazsa bu iş olmaz. Musa'ya dedim ki önüne al. Demeye kalmadı. Top yanından geçti. Tabii Musa nasıl yetişecek? Fırtına gibi geldi adam. Biz sağda solda inen dizlerim Yusuf'a gösterdim maçtan sonra. Dizlerimin her yeri yüzülmüş. Bu neyle? Kendimizi Marco Çoğlu gibi sağa sola çarpıyoruz. Yani ne yapacağız? Takım için yapacağız yani. Marco çağırıyor. Bunlar bu arada. Marco. Mesela
Boş kaleye. Tamam buldum. Bunlar boş kaleye. Marko Poli diyecek. Boş kaleye kaçırdı topları. Cezasını orada ben çekiyorum. Yani kalecilik çünkü kötü bir sanat. Gerçekten. Evet. Ama iyi de bir sanat. Evet her takımın takımın aslında her bireyin birbirine dişlisi gibi yani. Yani böyle derler o tekerler. Takım olması gibi. Aynen. Evet biz şimdi bir ara verelim. Aradan sonra diğer karşılaşmaları ufakça değerlendirmesini yapalım. Ondan sonra zaten puan durumu haftanın en deli programımızı bitireceğiz. Kaleciyi kaleci yapan önündeki defanstır. Bunu da yazın. Evet onu da yazalım. Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi telefon bağlantısında Karya FC'nin futbol kulüp diye herhalde FC. Değerli kaptanı İdris abiyle beraberiz. Evet İdris abi telefon görüşmesi yapacağız. Nasılsın, iyi misin İdris abi? Teşekkür ederim, iyiyiz. İyi olmaya gayret ediyoruz. Evet yanımda Burkay Mermer. İlk hafta yenildiniz yani çok güzel bir karşılaşmaydı. Oyuncuları var kaleci Ali, Yusuf ve Serkan. Onlar da böyle hazırlanmışlar. İyi goller attılar, umarımız yerlerden yakaladılar. Biz de bastırdık ama olmadı. Sonuçta yenildik yani. Kendilerine tebrik ediyorum bu arada. Maçları da izleyemedim ama güzel maçlar olmuş. Biz de şimdi kendi maçları bekliyoruz. Şu an beklemedeyiz yani. Evet. İyi geçiyor diye düşünüyorum. Evet, sesin biraz az geliyor ama İdris abi. Evet. Biraz daha yüksek sesle konuşursan. Şimdi peki bu hafta da önemli bir karşılaşmanız var. O karşılaşmayla ilgili ne düşünüyorsun? Biz iyi ekip olma yolunda bayağı bir yol kat ediyoruz diye düşünüyorum da. Bilmiyorum, rakibi incelemedik. Karşılaşmada ilk kafa oynayacağız. İyi maç olsun, dostluk kazansın. Peki. İdris abi son söylemek istediğin var mı arkadaşlara? Yani Burkay Mermer'de yenilginin nedenlerini de söyledin. Teşekkür ediyoruz. Yani organizasyonla ilgili söylemek istediğin ya da işte rakiple ilgili. Şu an organizasyon güzel başladı. Güzel gidiyor diye düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar yani tanımadığımız olsun, tanıdığımız olsun. Arkadaşlar bu düzeni bozmazlar. Saygılı bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. En azından biz de öyle düşünüyoruz. Bizler de renk katlayacak, ne mutlu bize. Ayrıca Su abi gelene başarılar diliyorum ileriki maçlarında. Başarılar diliyor size de. Evet onlar da size başarılar diliyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz İdris abi. Çok sağ ol programa katıldığın için. Sağ olun. Başarılar, iyi çalışmalar. Çok sağ ol. Telefon görüşmesinden sonra programımıza devam ediyoruz. Artık son bölüme girdik. Son artık 20 dakika falan, 15-20 dakikalık programımız olacak. Sizlerle ilgili maçla ilgili düşüncelerimizi aldık. Şimdi haftaya soft office oynayacaksınız. Tekstürünüz soft diye biliyorum. Yani tekrar soft office. Evet, çok kısa artık soft office ile ilgili izledim maçları. Onlarda da Gökhan Eti olsun işte. Birçok yıldız oyuncu var aşağı. Soft office için bu turnuvanın favorisi diyorlar. Hı-hı. Tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Biz çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Hı-hı. Elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız. Evet. Sonuçta onlar da 6 kişi oynuyor, biz de 6 kişi oynuyoruz. Onların avantajları yine daha önceki rakibimiz gibi, daha önce birbirleriyle oynamaları. Biz yine ilk defa karşılaşacağız rakibimizle. Evet. Biz de analizi yaptık. Maça kadar da gerekli analizleri yapıp önlemlerimizi alacağız. İyi bir maç olsun, güzel bir maç olsun. Onlara da başarılar. Biz de zaten başardılar. Hayırlısı olsun diyoruz ya. Bakacağız bu hafta göreceğiz. Kısa kesti ilk defa. Yani bu da hep Yusuf sen de devam edelim maçla ilgili düşünceler. Evet, soft office'i ben izledim. Kaptanlar Gökhan Eti olsun. Kaleciler Avşar olsun. Gerçekten öne çıkan futbolcuları çok iyi. Kaleciler özellikle çok güzel. Yalnız Avşar kaleci değil işte. Defans tarafında asıl kalecileri yok. Asıl kalecileri yok. Avşar'da yani o takım. Bu haftada benim izlediğimde Avşar'dı. Doğru mu? Evet Avşar. Evet. Yani kaleci olarak güzeldi. Yani kaleciliği ise herhalde futbolculuğunu bilmiyorum ama izlediğim kadarıyla ben çok profesyoneller. Profesyonel derken yani kondisyonları iyi. Yaşlarına göre kondisyonları olsun. Bir de fitler. Yani gördüğüm kadarıyla hepsi fit. Yani sürekli oynuyorlarmış gibi. Paslar olsun, şeyler olsun.
bilmiyorum ama bir sanki biraz bizim açımızdan zor bir karşılaşma olacak. Başarılar diliyorum. Ama Ali'nin de dediği gibi bu maç oynanmadan kazanalım. Evet. Güzel bir maç olsun. Ben gene güzel bir maç olacağına eminim. Çünkü gerçekten futboldan anlıyorlar. Anladıkları için de. Biz de bir sorun çıkaracağımızı zannetmiyorum. Dürüst, güzel bir maç olacağına eminim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Serkan sen neler düşünüyorsun? Ben geldim, Sofsofit'i izledim. İlk yarısını seyretmiştim. Gerçekten çok keyifli takımlar. Yani o yedek kalecileri ben Alman'da duydum. Bu yedek kaleci, asıl kalecimiz var diye şey yapmışlar, söylemişlerdi. Yani bizim biraz işte takviye yaparak maça başlamamız lazım diye düşünüyorum. Centilmenlik çerçevesinde geçsin. Tek istediğimiz bu. Yani çünkü hepimiz çalışıyoruz. Evet. İnşallah güzel bir maç. Seyir zevki veririz. Yani. Evet, şimdi maçları kısa kısa geçelim. Arkadaşlar da merak ediyor. Şimdi ilk hafta ilk mücadele açılışı biz, tabii siz de yapmıştık. Sizle zaten tartıştık. Ve Turgut Spor Melek, özür dilerim. Üçüncü haftaya baktım, çok özür dilerim. Turgut Spor Üçgen Asansör maçını izlediniz mi? İzledin mi? Özetlerini izledik. Nasıl gördün o karşılaşmada ne ön plandaydı? Ben aşağı yukarı. Yapacağım. Skorun çok bir önemi yok. Bence denk takımlar. 9-1 de olsa çok çabuk kırıldı rakip. Yani çok erken koptular yani maçta. Futbolda kopmamak lazım. 4-0'da geriye düşsen bıraktığın zaman 5-6-7-8 olur. Ama mücadele edersen rakip takım rehavete girdikten sonra biraz dişlerini sıksalardı. Evet. Belki maça dengeyi getirebilirlerdi. Önemli olan maçtan kopmamak. Maçtan kopmadığın müddetçe de 3-0 olabilirdi. 3-0 da net skor ama tabii 9-1 gibi olmazdı. Yani ben onların yerinde olsam biraz daha mücadeleyi ön plana koyardım. Yani bir yerden başaramıyorsan en azından savunmada başarılı olursun. Yani bir yerine ağırlık vermek zorundasın. Futbol böyle bir oyun yani. Baktın gol atamıyorsun ama en azından yemezsin. Savunma yaparsın. Bir kişi fazla savunma yaptığın zaman halı sahada neredeyse gol yemen imkansız. Yani önemli olan yememek. Yemediğin müddetçe de kazanma olasılığı yükselir. Evet. Çok doğru konulardan bahsediyor her zaman. Evet, sen izledin mi? Ben izledim. O maçı da izledim. Maçların genelde hepsini videoda attığınız şeyden izledim. Ya dediği gibi burada Turgut Spor biraz zayıf kaldı. Ya morallerini bozmak istemiyorum ama biraz da skora da bakıyorum. 9-1. Bu halı saha maçlarında evet dediğiniz gibi kopmalar, yani önümüzdeki maçlarda göreceğiz, kopmalar olacak. Yani 3-0'dan sonra kendi arkadaşlarıyla tartışmalar olsun, şeyler olsun, birbirlerine bahane bulmalar olacak. Olabilir, yenildiğimiz zaman da önündeki maçlarda bence çok sürpriz takımlar çıkabilir. Şu anda böyle fark yiyip ama önümüzdeki kolay gibi görünüp çok zor maçlar olabilir evet diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Serkan sen nasıl izledin? O maçı izledin mi? Daha doğrusu maçı izleyemedim ben. Yani daha doğrusu zamanım da olmadı yani izlemek için ama bazı takımları seyrettik. Evet, o maçla ilgili o zaman bir yorum yok senin. Ben hemen kısa bir yorum yapayım o maçla ilgili. O maçı da Yusuf abi izledim ben. Evet. Söylemez olaydım diyor artık. O maçta şöyle söyleyeyim, şimdi Muharrem abi çok güzel bir gol attı. Güzel, tipik foreign yaşına göre gerçekten kutluyoruz Muharrem abi. Çok güzel bir, Mustafa birazcık hafif sert oynadı diyebilirim. O da herhalde o skorun verdiği bir sıkıntıydı. Onun dışında üçgen asansörde durmuş, gol kralı şu anda, 6 gol attı. Takım olarak çok kompakt bir takım. Çok yani hoşuma gitti, hem şeyleri de iyi yani. Oyuna bakış açıları, birbirleriyle devamlı oynayan bir takım. Ben en çok ondan korkarım. Yani birbirleriyle devamlı oynayan Barcelona gibi. Çok da yani böyle yaşını göstermeyen oyuncuları var. İş yapabilecek bir takım üçgen asansör. Abdullah abi önderliğinde ona teşekkür ediyoruz. Turgut Spor da aramızdan ayrıldı. Onları da diğer futbol yaşamlarına da başarılar dileyelim. Evet, geçelim hemen üçüncü karşılaşmaya. İltemir Yatırım Eski Dostlar maçını izledim ben de. İltemir Yatırım maçı izleyemedim. Fakat Adnan'da, Adnan Bey'de diyelim, Adnan İltemir'de şöyle bir yapı vardır. Azimlidir, hırslıdır. Yani normal iş hayatında da zaten belli ediyor kendisini.
Orada da hırsızdır ama sahanın içine girdiği zaman bambaşka bir insan. Şimdi bize deseler ki pazar günü saat 3.30-4.30 halı saha maçı var. Ya hiç işin yok mu maça? Adnan geçen hafta 3.30-4.30 Şahin halı sahada maç yapıyordu. Maç almış. Turnuva öncesi hazırlık. Günde 3 tane hazırlık maç oynar mı insan? Öğlen 3'te oynuyor. Akşam 5'te bir daha oynuyor. Akşam 8'de bir daha oynuyor. Takım iyice birbirine alışsın diye. Adamlar abi yeter diyorlar. Yok oynayacağız. Yani hafta içi bile 3'te 4'te müsabaka yapan bir adam. Gerisini siz düşünün. Hatta bana da avans vereyim ben size dedi. 2-3 avans vereyim dedi. Avansa ihtiyacımız yok dedi. Futbol sahada oynanıyor, sahada kazanılıyor. Çıkalım oynayalım. Azdan az çoktan çok gider dedi işte Adnan Bey'e. Bakalım göreceğiz. Onlar da 15 atarız diyorlarsa ama ben tahminim zor atarlar biraz. Evet. Adnan iyidir yani. Futbolu sever, oynamayı sever. Saat, zaman, süre, şu dizim var, bu dizim var demez. Maç varsa Adnan başladı. Buradan Abbas Bala da bir şey gönderme olsun dizi konusunda. Çarşamba günleri konusunda. Yani Adnan gibi şeyi ciddiye alan, yani turnuvayı ciddiye alan insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Tabii yani şimdi bir adam kendi maç var, Beşiktaş maçı var, Galatasaray'ın yanında öyle bir şey yok. Senin maçın daha önemli. Aynen, yani benim için de aynen. Buradan Abbas'a da şey olsun, yok diziymiş, bilmem neymiş. Bilmiyorum. Ya diziyi izle, evet. Yani tamam diziyi izleyelim. Zevk için geliyor halı saha turnuvasına ama yani çok da aşırı böyle artık o dizinin tekrarı var. Neçede kayıt izleyebiliyorsun. Gelseydi bugün çok iyiydi. Dedi ki programımız var bugün katıl. Şimdi arkadaş Diriliş Ertuğrul olduğu zamanlarda maça gelmiyor. Program var bugün. Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları bugün şeye geleceklermiş. Cumhuriyet Meydanı'na. Onlarla bir fotoğraf çekineyim meşhur olun. Ben de dedim ki Diriliş Ertuğrul mu gelip gol atacak bize yardımcı hoca turnuva maçlarında? Sen lazımsın bize. Diriliş Ertuğrul lazım değil. Evet. Evet. İlteviri yatırım dedik yani maçla ilgili. Ya ben İlteviri yatırımı tanıyorum. Onlar da en iyi futbolcuları yani göz dolduran Ramazan abi var. Kaporta. Ali'nin söylediği gibi gerçekten şutlar olsun, şeyler olsun çok güzel. Adnan aslında benim bildiğim kaleci değildi. Ama orada herhalde kaleci olmadıkları için. Normalde forvet oynuyor. Bildiğimiz bir takım. Sorun olacağını zannetmiyorum. Güzel bir maç geçecek. Üçüncü hafta galiba bizim onlarla maçımız var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları da izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta daha iyi şey yapacağız. Şu anda daha pek yani teke tek insanlar tanıma fırsatımız olmadı açıkçası. Ama tabii ikinci, üçüncü, dördüncü haftalarda size daha iyi analizler sunabiliriz. Ama şu an için iyiydi yani maçları çok heyecanlı geçti. Yani geçmiş daha doğrusu ben kendim izleyemedim ama 5 kişiyle 5-4 yenmek öbür rakip takımı da kutluyorum. Hele şey, galiba diskalifli olmuşlar ama yine de kutluyorum yani. Kolay değil. 4 kişi sahaya çıkıyorsun. Ve yenebiliyorsun yani. 5-4 yenebiliyorsun. Tebrik ederim. Adnan Gide gerçekten güzel oynamışlar. Biraz şanssızlığına geldi. Biraz şanssızlık tabii. Futbolda şans faktörü önemli. Önemli olduğu için iki takıma da başarılar diliyorum. Adnan Gide'de özellikle başarılar diliyorum. Mesela çok teşekkür ederim. İyi dilekler için. Sen nasıl değerlendirdin maçı? Bana Adnan Gide için bence biraz şanslı bir maç olmuş diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir takımları var ya. İyi takımlar var. Dediğim gibi Ramazan arkadaş o çok iyi oyuncu. Ama biraz şanssızlık üzerlerindeymiş diye tahmin ediyorum yani. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim maçla ilgili hani izledim demeyeceğim. Maçla ilgili şöyle bir şey var yani gözüme takılan Ramazan gerçekten evet. Yani şimdi baktığın zaman böyle boyu, postu böyle... Eski Varsak sporludur. Hayır gerçekten kırmızı siyah formayı çok giydi. İyi, çok iyi oynuyor. Uğurcan çok iyi oynuyor. Adnan abi tabii kalede, Adnan kalede biraz tabii sırıttı. Kaleci olmadığı için. Aslında belki kaleciler olsaydı o maç öyle bitmeyebilirdi. Bunların, Adnan'ın bir kalesi vardı, rahmetli oldu biliyorsunuz. Adnan'ın takımının 10 numara 5 yıldız kalecisi vardı. Trafik kazasında. Aslında burada var bilmiyorum. Çağırır mı? Geçen şey çağırır mı? Mahmut'u oyunumuzu açıklardı ama bilmiyoruz tabii. Daha transfer görüşmeleri devam ediyor. Evet şimdi yani özellikle dediğim gibi İntemir yatırımda mesela soldaki İsmail Ali olsun yani bunlar iyi oyuncular bence. Osman olsun yani bunlar bayağı bir
gördüm. Ama işte eski dostlar inanılmaz iş başardı. Yani kaleci, yani o konuya da değinmek istiyorum. Takımın yarısıdır. Yani kaleci takımın yarısı Uğur olması lazım. Yani rakip takımın. Hiç gerek yoktu. Yani hiç gerek yoktu. Yani bu gençlerin, bu genç diyeceğim, genç de diyeceğim. Çocuk 30 yaşın üstünde, yani ben bana göre genç değilim. Yani neden, hani kafana top da gelebilir, o acıyla tamam anlayabilirim yani çok acıdı kafası. Yani acıyla konuştu ama adalet istedi aslında orada yani şeydi. Ama işte pozisyonu şimdi kendisi izler, izlediği zaman anlar yani şimdi adam orada. Şimdi hakkın yolu biridir derler yani hani böyle gerçekten bilinçli bir şey olsa o oyuncu da tutmayız biz o sahada. Yani adam gelecek senin kafana darbe mı vuracak yani o öyle anarşik öyle bir şey olabilir mi yani? Adam gelip kafana vuracak, ölçer mi olacak ama koşuyor. Kim şey yapar tabi yani top bir adam kafasına vurdu adam travma geçirir. Böyle bir şey var mı? Yani bilerek kimse kafasına vuracak zaten o kadar yani anarşik olamaz diye düşünüyorum. Orada yani dönmesi, yani işte arkadaşların oraya girmesi, işte küfürler, hakep, ittirmeler, yani kendisi de izlediği zaman kendisi de pişman olacaktır. Zaten hatta sinirlenmeyle zaten bir 5 dakika sonuçtan sonra ya ben kendimi tutamıyorum yani işte adaletsizlik oldu falan filan diye kendisi de söyledi yani kendisi de yanlış evet. Yaptığını ben orada şeyde duyuluyor. Yani takımı da şey olup çekilmek zorunda kaldı. Kendisi de diskalifiye oldu. Yani gerek yani inanın biz sahada olmasını istiyoruz yani insanın. Ama güzel bir takım. Yani çok da böyle artık olayı böyle acı çektim ben gebereceğim boyutuna getirmemek lazım. İnsanların yani tamam acı çekebilirsin ama adalet ararken şey yaparken böyle çılgınlar gibi hareket etmek gerçekten yani bir çok şey bir şey. Neyse bundan geçmiş olsun diyoruz Uğur'a. Eski dostlara teşekkür ediyoruz herhalde kartından dolayı. Biz bunları göze almak zorundayız. Neyse dönem ama bizim için herkesin söylediğiniz gibi size diyorsunuz ya sağlıklı olması da biz aynen, şey evet. Tebrik ediyoruz onları da teşekkür ediyoruz. Hemen geçelim diğer maçımıza artık çok vaktimiz kalmadı. Ünlüler Melek Emlak. Yani Melek Emlak herkes şey diyordu yani hazırlık maçlarında inanılmaz işte işler yaptı, yenilgisi yok falan. Ama bir çıktılar 9 tane gol yediler, 2 tane attılar. 6 kişinin verdiği, acaba diyorum 6 kişi sıkıntı yaratıyor mu, alışamadı mı? Ya o gün gününde olmayan oyuncular vardı. Orada değildi. Yani çünkü şimdi futbolcunun sahaya çıktığı zaman konsantrasyonun olmaması gibi bir özelliği yok. Çünkü o adam sadece o işi yapıyor. Hı-hı. Ama bizler aynı zamanda ekmek paramızı kazanıyoruz. Ticaret yapıyoruz, iş yapıyoruz, hı-hı, ev geçindiriyoruz. Aynen. Belki o gün başka bir sıkıntısı vardır. İşte ben onun için diyorum. Şimdi herkes bana diyor ki yani çok agresifsin, sürekli bağırıyorsun, bize de bağırıyorsun, rakibe de bağırıyorsun. Ben konsantre olmak zorundayım oyuna. Ben onu yapamadığım zaman, maça kendimi veremediğim zaman aklım bu sefer, çünkü futbolcuların sadece işi futbol. Başka bir yere kafa verme olayı yok. Ama bizim işimiz var. Serkan diyor ki ben bu ay diyor müstahsillerden muhasebe parasını toplayamadım. Maçta onu düşünürsem, ben döner satamadım onu düşünürsem. Bu adam tencere satamadı onu düşünürsen. Evet, evet. Öteki adam kalıbı çakırmadı, yağmur var düşünürsen. Spor sanatını yapan, tiyatro sanatı yapan da dikkat edersiniz parası çok yüksek. Parası yüksek, sıkıntısı yok, kafasında soru işaret. Ama bizim ev geçindiriyoruz, elektrik, su faturası, muhasebe parası, o parası, bu parası. Sadece maça vermiyoruz ki kendimizi. O maçta da zaten maçın içine giremediğin zaman, konsantre olamadığın zaman ne oluyor? Daha iyi bir performans verecekken bile veremiyorsun. Yani evet, olabilen performansını veremiyorsun. Melek Emlak, öbür rakip neydi? Melek Emlak. Melek Emlak Ünlüler. Ünlülerde de erdi yani çok başarılı bir takım olarak başarılı. Maç izlemedim ama izledim maçı. Maç izlemedim. Skordan izlemiş gibi olduk. 9-2. Yani, evet, skor biraz yüksek olunca ben o maça bakmadım. İzledim. Aslında Ünlüler de... Belki de geç gelmiştir bilmiyorum ama. Lig üçüncüsü. Evet, sen izlemedin, sen de izlemedin. Ya onları izlemedin, sen de izlemedin. Özel bir şey izledim. Evet, Ünlüler'de ben hemen kısa bir şey yapayım, maçı izlediğim için. Erdi gocuma çarptı, Hamit çok iyi ilerdi. Kalecileri aynı senin gibi devrim olması lazım. Ben yanlış da söylemeyeyim ismini. Yani ulan kusura bakmasın ama çok ateşli bir kaleciler var yani, iyi de kaleci. İyi toplar çıkarıyor, kötü goller yiyor yani, benim gibi abi. Yok, bayağı bir yani istiyor maçları. Yani çok güzel bir takım. Cengiz çok hoşuma gitti yani. Göbek var, tam fiziği çok şey değil ama inanılmaz bir kalitesi var. Çok hoşuma gitti. Çok soğukkanlı. Melek Emlak'ta da aslında yani düzeleceklerdir ya. Çünkü belli ya, komisyonları var, bir şey yapacaklar. Takviye zaten maçı yapılır muhakkak olarak. Oyuncularında evet, takviyeler vardır.
Evet, geçelim hemen artık 5. maça. Toyota ile Özlem İnşaat. Hemen sen de başlayalım. Özlem İnşaat'ın oynadığı en rahat maç diye düşünüyorum. Rakip eksik geldi zaten. Senden bile parasını almadım maçı. 2 lira maçı izleme ücreti alacağız. Evet. Ama orada bir sandalye ya da bir şey olursa izlemek için daha iyi olur. Yani çok rahat maç geçirdiler. 5 kişiydi. Evet, 5 kişiydi. Arkın'la ilgili yaş problemi varmış herhalde. Biz tam kontrol edemedik. Onu da Engin abi. Daha böyle bir şey vardır. Evet, doğru olabilir. Neyse, o zaten kurallarda var. Aynen, 30 yaş şey. Kuralları herkes için geçerli. Yani tek bir iş için değil, herkes için geçerli. Her takım için geçerli. Programın sonunda ona gidip zaten konuşacağım. Evet. Dediğim yani, gibi aslında 5 kişi çıkmadı zaten. O bir dezavantaj zaten. En büyük dezavantajı o zaten. Yani rahattı zaten. Özlem İnşaat'ı yani favori olarak görüyoruz yani. Bütün herhalde genelde takımız evet. Favori olarak görüyoruz zaten. Şimdi Özlem yani iyi oyuncuları var. Sen izlemişsindir büyük ihtimalle biliyorsun. O maçı izledim. Zaten o maçı favorisi Özlem İnşaat'tı. Favori oldukları gibi gerekeni yaptılar. Çok rahat maç oynadılar. Oynamışlar. İzledim. Çok zevkli. Öyle devam et sen. Ya Özlem İnşaat yani bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde söylüyorum. Ya ilerideki haftalarda göreceğiz. Ya yorumum sadece bu kadar. Ali sen ne izledin? Şahin'in takımı. Şahin abi takımı zaten. Şahin abi yıllardır sporcusu. Abi değil. Şahin. Bizim Şahmaran gibi mi? Şahmaran. Şöyle yapıyorum. Şahmaran mı? Çünkü yani. Yok. Ercan. Ercan Kaya, Ercan abi, bizim çocukluğumuzun çocukken, hiç unutmam Ercan abiye de burada selamlar, saygı duyuyorum. Biz küçükken, ama Ercan bir şey, hadi sözüm kesin. Ben bir saniye. Ercan abiye bir şey diyorum, şu hareketi bizim şeyde yapmasın, böyle arkadan aşırı. yapmasın. O bizim maçlarında yapıyor. Şimdi Ercan abi, kendisi çok iyi bilir, sen de o dönemlerde burada oturuyordun, bizim burada oturduğun dönemlerde. Şurada benim basket potası vardı. Biz elimizle atamadığımız basketi Ercan Kaya, Ercü, namı diğer. Kaptan Ercü ayağıyla basket atardı. Onu hayranlıkla izlerdik. Yani yine söylüyorum. Ben yine söylediğimin arkasındayım. Ben bir strateji oyuncusuyum. Halı sahada kesinlikle 15 metreden yukarıya dağılmadığım müddetçe rakip istediği kadar güçlü olsun. Oyun mesafesini 15 metreye düşürdüğün zaman yani toplu defans, toplu hücum gibi bir nevi. Orta saha sürekli forvete ve defansa yardıma geldiği müddetçe ha yenilebiliriz ama fark olmaz. Yani 9 gol yemezsin, 10 gol yemezsin, 2 gol yani alan zaten dar, halı saha ne kadar yer? 6 kişisin, tamam bir kişi eksik olduğu zaman çok geriye düşebilirsin ama bu mesafeyi korumak lazım. Halı sahada 15 metreyi açıldığın anda kopmalar olur. Kaymaları yapamazsın, kopmaları yapamazsın. Evet. Yani bunlar onun için daha dikkatli, daha oyuna konsantre olduğumuz zaman da herkes birbirinin açığını kapatması lazım. Ya iyi bir maç olur inşallah. Yani onlar bu turnuvanın favorisi. Yani biz Şahmaran'ı da biliyoruz, Ercü'yü de biliyoruz. Bunlar hep lisanslı futbolcu yani. Coşkun'u da biliyoruz. Evet, o maçta dediğim gibi çok fazla konuşuyorum. Bir şey yok zaten. Biraz geç kalındı zaten maça. Evet, bütün aksilikler Toyota'yı buldu. Ama iyi bir takım onları da düzelecektir. Soft Office. El su arıtma, hemen o maçı izledin mi? Soft Office, Sadır abi günün takımı izlemedim. İzlemedim ama özetlerden şey yaptık. Ben izledim, aslında Sadır abinin takımı, ne su arıtmaydı değil mi? El su arıtma, bence kötü oynamamış. Gerçekten güzel ayakları var. Yani maçı izledim, bilmiyorum hani yayından mıdır, şeyden midir ama. Bence fazla o spor hak edecek şeyleri yoktu. Saldun abi gene kayıyor, kaymalara devam ediyor. Yani kayıyor. Biraz dikkat etmesi lazım. Saldun abi kayıyor. Onunla oynarken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kaçıncı hafta bilmiyorum onlarla oynayacağız ama. Çekil de Saldun kayak olsun. Bizim bundan sonraki yani önümüzdeki hafta, ikinci haftadaki rakibimiz Soft Office. Uzaktan geldiklerini biliyorum. Nereden geliyorlar? Yani, 40 kilometre. Güzel, gerçekten güzel profesyonel oynuyorlar. Gene takımları olsun, şeyleri olsun.
güzel, iyi, onların da çok iyi ayakları var. Tamam, maçı kazanmayı hak etmişler ama Sadur abi gelin, takımı da, el suaratma da, yani öyle kötümsenecek bir takım değil. Gerçekten turnuvaya tat verecek, gördüğüm kadarıyla gerçekten sürpriz bir takım diyebilirim. Evet. Yani onların takımı. Sakın senin var mı? Maçla ilgili. Valla rakibimiz çok iyi. Haftaya oynayacağımız rakibimiz Gökhan. Evet, başarılar diliyorum rakibimize. İnşallah. Ben iddialarını şöyle söyleyeyim. maçlara göre 1.60 onlara veriyorum. 3.50 bize veriyoruz. Biz bazen bir iddialı şöyle yani, ücretli değil yani, bir şey olsun yani, mesela 5. 6. hafta mesela işte Burkay. Yani şu anda ben mesela 1.60 işte 3.30 falan gibi düşünüyorum. Evet. Son yani şu andaki görüş şekilde evet o şekilde düşünüyorum. Yani. O zaman aynı şey, oyunculara buradan bir şey söyleyeyim. Bence de sürpriz oynasınlar, iyi kazanır. Sürpriz oynamasın. Aynen öyle. Ben iddialıyız yani o kadar. Evet, peki ben hemen şöyle kısaca o maçla ilgili yine Gökhan Eti, gerçekten bizim ilk turnuvamızı bol kırardı Gökhan Eti. Aynen, Gökhan Eti çok önemli. Afşar inanılmaz bir olay. Oğuzhan defansta yılmayan bir savaşçı. Ve Osman, Muhammed, onlar da Bilal abinin, Bilal'ın inanılmaz bir etkisi oldu. Evet. Ve gol kralına yarışıyor şu anda. 5 gol atmış o maçta. Yani gerçekten güzel bir takım. İş yapabilecek bir takım Softobis. Özlem İnşaat gibi. Birçok takım gibi o karşılaşmayı da bitirdik. Evet, şimdi ben sizden şöyle bir 2-3 dakika vaktinizi istiyorum. Bazı konuşmalar yapmak zorundayım. Onu yapayım, ondan sonra son cümleleri istiyorum. Ama sonra bitirelim programı. Son 5 dakikamız zaten. Çok sağ olun bu arada. Geldiniz diyeceğim ama ben geldim. Yani siz de geldiniz. Evet, şimdi haftanın enlerine geçelim arkadaşlar. Haftanın enlerinde hemen şöyle. Evet, gol kralında Durmuş üçgen asansör 6 golle birinci sırada, Birol Softofis'ten 5 golle ikinci sırada, Erdi Ünlüler'den 5 golle üçüncü sırada. Evet, ACL ve Veteranlar Ligi tahkim kurulu kararlarını atacağız. Buradan da okuyalım. İltemir Yatırım Eski Dostlar mücadelesinde rakibiyle yüksek dozlar münakaşaya giren İltemir Emrah oyuncusu Ali'ye bir maç müsabakalardan men cezası verilmiştir. Ve Çelebi tartışmaya girildi kaleciyle beraber. Kavga çıkıyorsa karşılamın neticede. İltemir Yatırım Eski Dostlar mücadelesinde gördü. Kırmızı kart sebebiyle rakip oyuncusuna küfür. Hakeme yüksek dozda itiraz, organizasyon birlik ve bütünlüğüne aykırı hareketleri nedeniyle Eski Dostlar kalecisi Uğur'a diskalifiye cezası verilmesine ve takım kaptanıyla görüşmeler sonucunda Zeki ile Eski Dostlar takımı turnuvadan men edildi. Çekildi, men edildi artık ne yaparsanız. Yapılan görüşmeler sonucunda Turgut Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Sonlarda bir maç karşılaşma yaptılar. Gerekli sebeplerden dolayı, anlaşamadık maddi konulardan dolayı söyleyelim. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Haftanın en iyi alt oyuncusunu açıklıyorum. Kalede Ahmet Özlem İnşaat'te. Sağ kanatta Birol Softofis. Ortada Hakan Eski Dostlar. Yani 5 kişi kalan rakip Hakan da son golü yanılmıyorsam attı. Abbas, Burkay Mermer, Durmuş Üçgen Asansör ve Erdi Ünlüler haftanın en iyi altı oyuncusu. Toplu sonuçlar Burkay Mermer 4, Karya FC 3, Turgut Spor 1, Üçgen Asansör 9, İltemir Yatırım 1, 4, Eski Dostlar 5, Melek Emlak 2, Ünlüler 9, Softofis 9, El Suarıkma 4, Özlem İnşaat 10, Toyota Ali 2. Puan durumunu söyleyeceğim. İlk sırada Özlem İnşaat var. Puanı 3. İkinci Üçgen Asansör. Ben hemen 3 puanda olan takımları söyleyeyim. Birinci Özlem İnşaat. İkinci Üçgen Asansör. Üçüncü Ünlüler. Dördüncü Softofis. Beşinci Eski Dostlar. Altıncı sırada Burkay Mermer var. 3 puanla. Yedinci İltemir Yatırım. Sekizinci Kaya. Karya, özür dilerim, Karya FC, El Suarıtma, Melek Emlak, Turgut, Spor ve Toyotalya en son sırada, tabi avrajlara göre olan puan durumu. İlk haftanın enlerini açıklıyorum arkadaşlar. En değerli takım Eski Dostlar seçtik. 5 kişiyle, yani 5 kişiyle gerçekten önemli iş yaptılar. En değerli oyuncu Durmuş Üçgen Asansör, 6 gol attı, iyi de oynadı. En güzel maç İltemir Eski Yatırım Eski Dostlar seçildi. İlk hafta atılan gol sayısı 62 gol atılmış arkadaşlar. Gol ortalaması maç başına 13.2. Yani halı sahalarda.
Yani benim şimdi veteranlar ligi de var. Veteranlar diyorum. Normal lig devam ediyor. Gol ortalaması büyük sahada 8-8 oynatıyorum. Bu ara arkadaşlar 340 lira giriş parası ve 130 lira para alıyorum. Yani burada 90 TL ücret, 180 TL giriş. Ona bile çok diyenler var. Buradan yani şey diyoruz. Yani orada mesela maç başına 3 gol ortalaması çıktığı zamanları biliyorum. Yani haftada, yani düşünün 5 maç var 20 gol atılmış, 10 gol atılmış. Burada ortalama inanılmaz yüksek. Demek ki defansına biraz dikkat etmek lazım takımların. En fazla gol atılan maç Softopis, El Suarit'ma 13 gol. En az gol atılan maçta Karya, Burkaylar, ben 7 gol. Sizin maç bayağı çekişmedi, geçmiş. Hemen çok kısa artık. Son olarak arkadaşlar bir duyurumuz var. Bunda okumayalım. Siz Facebook sayfamızdan zaten görürsünüz. Şiddet istemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten şiddet olsun, anarşi olsun. O konularda çok duyarlılığımız var. Evet. Şimdi buradan şunu söyleyeyim. ACL TV, ACL Cup, ACL Cup TV diye yazılışı. Oradan girip o YouTube kanalından abone olursanız çok seviniriz. Oradan bütün abone olduğunuz zaman bütün maçlar zaten size atıldığı anda hemen haber veriliyor. Bütün takım kaptanlarımız, bütün oyuncuları söylüyorum. Herkes abone olsun. Facebook sayfamız ACL Veteranlar Ligi diye girdiğiniz zaman orada Facebook sayfamıza var. Evet. Son hemen Serkan. Hadi sen en son şey vereceğim belki. Evet. Yok sen de başlayalım artık bir de şey yapalım. Evet. Son düşünceni alalım. Bitirelim. Valla turnuva çok güzel. Yani 30 yaş üzeri olması yani bu ayrı bir daha güzel oluyor. Yani arkadaşlara, bütün takım arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah iyi bir seviyede bitiririz yani turnuvayı. İnşallah. Ben de atacağım golleri. Evet. İnşallah ben de görürüm. Ben de görürüm inşallah. Sen de bir şey son kelime. Son kelime de sanki anda göreceğiz. Ben bütün takımlara başarılar demek istiyorum. Hani sanki hani ben yeter ya bütün takımlara bunu verdim. Yok. Son konuşmalarını uzatmaya gerek yok. Aynen. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Şiddeti kesinlikle hepimiz karşıyız. Bu kadar. Yalnız dün bunlar olsun. Dün bir CHP'nin organizasyonu vardı Alın Salgı'da. Oraya gittim şimdi. Önde kadına şiddete hayır diyorsa bir takım yazmış. Adam maçtan sonra adama laf söylüyor. Yani çok önemli. Yani şiddete hayır. Bu turnuvada evet kesinlikle maç için şeyde kalan sahanın içinde tatlı sertlikler olabilir. Ama dediğim gibi herkes uğraşıyor biliyorsunuz. İşine gücüne bakıyor. Gidelim zevkimizi alalım, oyunumuzu oynayalım. Buradan hep bütün takımlara gerçekten başarılar. Evet, çok sağ ol. Evet. Hadi ben de tabii ki farklı olsun diyorum. Önce Can, sonra Canan diyorum. Önce futbol şansının Burkay Mermer FC'nin yanında olmasını istiyorum. Daha sonra diğer takım arkadaşlara, diğer takımlara başarılar diliyorum. Kupayı alırsanız ne yapıyorsunuz? Müze olacak mı bu sene? Bir müze yaptırırız küçük kupanın sıcağı şeklinde. Kupayı alalım, onu kupayı aldıktan sonra inşallah düşünürüz. Nasıl olursa. Yapmaya çalışıyoruz, o kupada değerli. Yani, kupa. Önce kendi takımı. Futbol şansı bizim takımımızın yanında olsun. Futbolda şans faktörü çok önemlidir. Yani yenileceğin bir maçı bile şans faktörüyle. Futbol şansı yanında olursa belki yenebilirsin. Ki geçen hafta örneğini gördük. Yani çekişmeli olsun maçlar. Her şeyden önce diğer takım arkadaşlara da söylüyorum yani. Diğer takımlara da söylüyorum bunu. Karşıdaki insanları da rencide etmeden futbol oynamak daha iyi. Yani 10'a bir, 15'e bir, 20'ye bir olmaktansa daha çekişmeli bir maç olsun. Futbolda şu vardır hiçbir zaman. Yani çok fazla mesafeyi aşmadan, çok fazla dağılmadan, oyundan kopmadan oynanırsa bu farklar olmaz diye düşünüyorum. Ki bizim takımımız öyle, bizim takımımızın avantajı o. Yani geriye düşsek de maçtan kopmadan biz futbolumuzu oynayacağız, zevk almaya bakacağız. Çünkü sonuçta karşıdan kalan da 17 yaşındaki delikanlı değil. Kesinlikle ve kesinlikle. 30 yaş ve üzeriyse biz herkes birbirine denk. Yusuf kardeşim, takımımızın bel kemiği, genç gösteriyor. Baksana sen 17 yaşına geldin maşallah, bir bakın. Ayaklarınıza sağlık. Erkan Bey buraya kadar geldiniz. Buradan sizi misafir etmekten onur duyarız. Her hafta gel, her hafta misafir ederiz. Ortam oluştururuz. Maçtan sonra arkadaşları kokoreç köfteye bekleriz. Akdeniz Şifa'nın acil girişin yanında. Çok acıkan olursa. Çünkü maça açılmak lazım. Gece 3'e kadar açık evet. Yani köfte kokoreç yemek isteyen arkadaşlar da bekleriz.
Söyleyeceklerim bu kadar. Önce Can sonra Canan. Futbol şansı bizim takımımızın yanında olsun. Diğer bütün takım arkadaşlarıma ve diğer takımlara da başarılar diliyorum. Evet. İnşallah yani, kupada hak edelim. Acele ve Canan'a bir söz hak edelim. Ha, olsun. Şimdi, bu organizasyon düzenleyen Erkan kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir organizasyon. Daha iyi, daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Sizler de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün Burkay Mermer Granit, kendisine teşekkür ediyoruz. İsmi neydi? Özür dilerim yani. Adnan Sarıkoğlu. Adnan Sarıkoğlu da çok teşekkür Sarıkoğlu ediyoruz yani. Hasan, pardon, özür dilerim. Michael Jackson'a çok teşekkür ederim. Evet, Adnan Hasan Sarıkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz Burkay Mermer. Karınca iletebildiğimiz insanlar var bizim de organizasyonumuzda. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok keyif aldık programımızdan. Ali'nin önderliğine gerçekten de sağ olsun. Çok güzel bir sohbetti. Hem sıcağı sıcağına yani takımları da bu programlar hep turnuvanın içinde tutuyor. Güzel bir program. Artık onlar beni dövmeden programı bitireyim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle inşallah sıhhatli, sağlıklı, kazası belası bir turnuva geçiririz. Saygılar, sevgiler.